Hörmətli klub üzvləri, xanımlar və cənablar, xüsusi karantin rejimi davam edir. Bəzilərimiz işə çıxmışıq artıq, bəzilərimiz bir neçə müddətdən sonra işə çıxacaq. Amma hal-hazırda evdə qal şüarına tabi olaraq Caspian European Club öz fəaliyyətini onlayn davam edir və biz evdən bugünkü onlayn SEO forumu yayırıq. Bugünkü onlayn SEO forumu qonağı Ziraatbank Azərbaycanın idarə heyətinin sədri Avni Dəmirçidir. Avni bey həmçinin Caspian European Club-ın Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan üzrə idarə heyətinin üzvüdür. Avni bey, hoş gördüm sizi. Çox təşəkkür edirəm, hoş bulduq, siz də hoş gəldiniz. Maalesef bu karantin rejimindən dolayı insanların arasındakı mesafeler açıldı. Artık evlerden veya ofislerden, ofislerde olsak bile minimum personelle ve insanla çalıştığımız için artık eşimizi, dostumuzu daha az görür hale geldik. İletişimi maalesef bu dijital kanallar üzerinden yapıyoruz. O yüzden dijital kanallarda da artık bu hoş geldin sözü işletmek olar. Teşekkür ederim Avni Bey. Avni Bey, sual cevap hissesine geçmekten evvel ben sizden xahiş ederdim ki siz Ziraatbank hakkında ve hemçinin Ziraatbank Azerbaycan Ziraatbank Azerbaycan hakkında da bize etraflı malumat verirdiniz. Memnuniyetle Telman Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir dövürde Caspian Kulübün dijital ortamda da olsa forumlarına ve faaliyetlerine devam ediyor olmasından dolayı size teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Biz Caspian'ın da görevlerini bu şekilde yerine getirdiğini görmekten mutlu oluyoruz. Ben Ziraat Bankası hakkında bir şeyler önce anlatayım. Ziraat Bankası Global Ziraat Finans Grubu. Biz onu öyle adlandırıyoruz. Ziraat Bankası'nın da içinde olduğu Ziraat Finans Grubu'nun 12 tane bankası, sigorta şirketleri, teknoloji şirketleri, leasing şirketleri ve benzeri birçok mali şirketlerden oluşuyor. Dünyanın 19 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2000 tane şubesi var ve 35 bin personelle hizmet veriyor. Toplam büyüklüğümüz 100 milyar doların üzerinde, 110 milyar doların üzerinde. Türkiye'nin en büyük bankasıdır Ziraat Bankası. %100 devlet bankasıdır. Ve dünyanın dediğim gibi Türkiye dahil 19 ülkesinde faaliyet gösteriyor olmak bize çok büyük bir alanda hizmet verme imkanı sunuyor. Azerbaycan da bunlardan bir tanesi. Biz Ziraat Bankası olarak Azerbaycan'ı aslında 1995 yılında Maliye Bakanlığı ile beraber ortak bir bankayla, Azertürk Bank'la hissedar olarak girmiştik. Ancak 2015 yılında sağ olsun Cenab-ı Prezident'in tavşırıklarıyla Ziraat Bankası olarak %100'ü bize ait bir banka lisansı almamıza imkan sağlandı. Ve bunun karşılığında da Ziraat Bankası olarak kendi markamızda, kendi adımızda, kendi iş yapma anlayışımızda, kendi iş kültürümüzde Azerbaycan'da faaliyette bulunmaya başladık. Azerbaycan'da 2015'in başında kuruluş sürecimizi başlattık. 2015'in 1 Temmuz'unda ilk fişimizi kestik. Bu tarih çok önemlidir. Çok kısa sürede, 3 aylık bir sürede bankada fiş keser hale geldik. Ardından kendi baş ofis binamızı yaptık. Diğer taraftan şubeleşmeye başladık. Çünkü Azerbaycan Türkiye için çok önemli bir ülke. Ziraat Bankası için de çok önemli bir ülke. Çünkü biz Azerbaycan'ı sadece Orta Asya'daki bir ülke olarak görmüyoruz. Azerbaycan da Türkiye arasındaki tarihten bugüne kadar olan ve her gün artarak devam eden ilişkilere baktığınızda sadece ekonomik tarafta değil, sosyal tarafta, kültürel tarafta ve hayatın birçok alanında Azerbaycan ve Türkiye birbirine iç içe geçmiş durumda ve iki ülkeden daha yakın, dünyada birbirine yakın başka iki ülke yok. Bu çok önemli. Artık Türkiye ile Azerbaycan birbirine kardeşlik kan bağının, aynı köken bağının dışında
petrol boru hatlarıyla, demir yollarıyla ve günde 12 seferden fazla uçak seferleri, yani bütün kanallarla bağlanmış durumda. Türkiye, Azerbaycan Türkiye'deki en büyük yatırımcı konumunda. Türkiye, Azerbaycan'da yaklaşık 17 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğüne sahip. Dolayısıyla bunlar iki ülkeyi sadece sosyo-kültürel değil, aynı zamanda ekonomik olarak da birbirine bağlayan çok güçlü bağlar. Ve en önemlisi, iki ülkenin cumhurbaşkanları birbirlerine kardeşim diye hitap ediyorlar. Bundan daha öte bir şey yok. Zaten halkın arasındaki o kardeşlik duygusu ve bağı devletin en üst yönetiminde karşılığını bulmuş. Oradan aşağıya doğru akan bir sel gibi bu iyi niyetle devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, İlham Aliyev'in Türkiye'nin olmadığı bir toplantıda çıkıp Türkiye'de ben, o Türkiye burada yok ama ben buradayım diyebilecek kadar Türkiye'yi savunan bir cumhurbaşkanının yönettiği bir ülkede banka kurmak benim için çok büyük bir şeref. Türkiye için de burada olmak, Ziraat Bankası'nda burada olmak çok büyük bir şeref. Dolayısıyla iki ülkenin arasındaki birçok alanda var olan çok güçlü duyguları ekonomik olarak da güçlendirmek için Ziraat Bankası geldi. Ziraat Bankası Türkiye Devleti'nin %100 sahibi olduğu bir banka. Ziraat Bankası'nın burada olması Türkiye Devleti'nin elinin burada olması demektir. Ziraat Bankası'nın burada olması Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik köprülerin güçlenerek kurulması demektir ve bu köprülerin her gün altına yeni bir ayaklar, destekleyici güçler konulması demektir. İki ülkenin ticaretinin artırılmasında, yerel paralarla ticaretinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol üstleniyor Ziraat Bankası Azerbaycan'da. Biz şu anda 4 tane şubeyle faaliyette bulunuyoruz. Bizim girdiğimiz dönem tam devalüasyon olduğu dönemdi. Biz geldikten bir ay sonra devalüasyon oldu. Ve o dönem bütün bankalar, bütün sektör küçülürken biz sahaya indik ve bankacılık yapmaya başladık. Kendi bankacılık anlayışımızla bankacılık, kendi bilgi birikimimizle bankacılık, kendi teknolojimizle bankacılık yapmaya başladık. Ve şu bizim için çok önemliydi. Azerbaycan'da biz diğer bankalar ne yapıyor, sektör ne yapıyor diye elbette bakıyoruz ama biz kendi iş yapma şeklimizi millileştirerek, Azerbaycan realitesine uygun hale getirerek dünyada ve Türkiye'de 156 yıllık edindiğimiz tecrübeyi buraya aktarmaya çalışıyoruz. Ve Azerbaycan'dan da öğrendiğimiz, öğreneceğimiz çok şey var. Onları da alıp kendi bankamızda ve ülkemizde uyguluyoruz. Dolayısıyla Ziraat Bankası'nın Azerbaycan'da varoluş hikayesi budur. Ziraat Bankası Azerbaycan'da önümüzde ne yapma gibi bir planı var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Ziraat Bankası Azerbaycan'da şu anda sadece Bakü'de ilk başta kurulmamıza rağmen Gence ve Sumgaç şubelerimizi de açtık. Tam bu pandemi devrine denk geldi. İki tane şubemizin tamiratı bitmek üzere, onları da yakında açacağız. Toplam şu anda 4 şubeyle hizmet veriyoruz. Bu yılın sonunda 8 şubeli banka haline geleceğiz. Ondan sonra bir sene sonra 12-13 şubeye ulaşacağız. Yani biz Ziraat Bankası olarak Azerbaycan'a güveniyoruz. Azerbaycan özellikle petrol fiyatlarındaki hareketten sonra Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde ve ileri görüşlülüğüyle ortaya konan petrol dışı sektörlerin hayata geçirilmesi politikası kapsamında görüyorsunuz petrol dışı sektörlerdeki büyüme %15'leri geçti son 3 yılda. Özellikle tarım sektörü çok ciddi anlamda atılım yapıyor. Ve Ziraat Bankası adı üzerinde ziraat, kent tesarrufatı, tarım demek. Türkiye'de biz tarımın %85-90'ını biz finanse ediyoruz ve destekliyoruz. Bir tarım ve tarım bankası olarak petrol dışı sektörlerden özellikle tarımın ve üretimin arttığı bir dönemde bizim Azerbaycan tarım sektörüne çok ciddi anlamda kaynak aktarma, finanse etme, know-how getirme ve tarımın gelişmesi için birçok çalışmada yer almak gibi bir misyonumuz var ve bunu da yapıyoruz. Şu an daha şimdiden son bir yıldır ciddi anlamda tarım projelerini finanse etmeye başladık. Bu hastalık ve pandemi devrinde gösterdi ki dünyada toprak dönüp dolaşacağımız, başvuracağımız yer. Çünkü tarım ve gıda, bu dönemde iki tane sektör çalışıyor. Gıda ve derman.
dermanın da ham maddesi doğadan geldiğini farz edersek çıkış yolu toprak ve tarım. Biz de yönümüzü oraya çevirdik. O yüzden Gence'de büyük bir şube kurduk. Bölgenin bütün daha Gürcistan sınırına kadar olan bölgesinde o şube üzerinden tarımsal faaliyetlerini destekleyeceğiz. Dolayısıyla biz Azerbaycan'a güveniyoruz. Kendi ülkemize, kendi bankamızı kurmaya geldik. Ve büyüme hedefimiz de bu yöndedir. Azerbaycan ekonomisinin, Azerbaycan ticaretinin, Azerbaycan üretiminin artırılması için her türlü projede varız, her türlü destekte varız. Ve en önemlisi, ben hep söylüyorum, bizler ekonomik kurumlarız, bizler para kazanmak için kurulan yapılarız. Ama aynı zamanda para kazanırken toplumun diğer tarafında, sosyal tarafını da ihmal etmiyoruz. O yüzden sosyal projelerde de yer alıyoruz. Bu sosyal projeler Azerbaycan'ın önem verdiği, Azerbaycan'ın hassasiyet gösterdiği, Azerbaycan'ın mesela bir tane projede yer aldık. Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Türkiye Büyükelçiliği bu işte aktif olarak yer aldı. Türk İş Adamları da bunun içerisindeydi. Çocuk Mercanlı bir proje yaptık. Orada o %20'si işgal altında olan toprakların o bölgede yaşayan insanların o bölgede tutunmaları, o bölgede diğer büyük şehirlere göçmemeleri için orada o insanların aylık bir geliri ve aylık bir kazancı olsun diye bir adım atıldı. Bunun devamını şimdi Adam'da yapmaya çalışıyoruz. Adam'da da benzer bir projemiz var. Orada da Ziraat Bankası aktif olarak yine Türk İş Adamları Birlikleri'yle aktifle beraber yapıyoruz. Yine büyük elçilik ve Azerbaycan Devleti Ekonomi Bakanlığı ve KOBİ'ye burada bizimle beraber hareket ediyor. Adam'da biz bir sanayi bölgesi oluşturup oradaki insanlara siz ne yapabilirsiniz, hangi işi yapabilirsiniz diye sorup o yapabilecekleri işi ilişkin makine ekipmanı verip karşılıksız olarak verip onların ürettikleri mal ve hizmetleri de satın alma garantisi vererek o insanlara bir iş yaratma, o topraklardan sakın ha göçmeyin, buralar da dumanlar, bacalar tütmeli, evlerin kapıları açık olmalı diye bu sosyal mesajı da vermeye çalışıyoruz. Azerbaycan hassasiyetleri bizim hassasiyetlerimiz, acıları bizim acılarımız, biz öyle bakıyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah uğurlu olar. Siz deyir ki, koronavirüs pandemiyası nəticəsində əksər şirkətlər, əksər biznes subyektləri ciddi zərər çəkib, ciddi problemlərlə rastlaşıb. Hər sahənin öz problemi var. Mən xahiş edərdim, siz bizlə bölüşərdiniz ki, hansı problemlərlə bank sistemi və konkret olaraq Ziraat Bank Azərbaycan rastlaşıb və bunun həllini nədə görür? Səlman bəy, bu soru da çok güzel bir soru. Tam bugünlerde herkesin cevabını aradığı sorulardan bir tanesi. Çünkü artık bu ilk başta sadece sağlığı ilgilendiren bir hastalıktı, pandemiydi. Artık ekonomileri ilgilendiren, ekonomileri vuran, hatta bazı ülkelerde ekonomi mi, toplum sağlığı mı sorusunu masaya koyup ekonomiyi seçsek acaba toplum sağlığını nasıl koruruzu devletlerin sorduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu özellikle toplum sağlığı dediğimiz zaman insanların hayatı, ondan daha kıymetli bir şey olamaz. Toplumun hayatı, toplumun ruh sağlığı ve beden sağlığı insanların. Ama bir tarafta da toplumun ruh ve beden sağlığının ve hayatın idamesinin devam ettirilmesi için de ülkelerin, bireylerin, devletlerin bir ekonomik gelirlerinin olması gerekiyor. Bu maalesef bu salgın döneminde, pandemi döneminde bu salgından dolayı iş yerleri çalışamaz hale geldi. Çünkü insanlar devletler tarafından can ve salgının yayılmasını, canlıların korunması, insan hayatlarının korunması için belli kısıtlamalar gidildi. Önce karantinalar, arkadan sokağa çıkma yasakları getirildi. İnsanlar dışarı çıkamayınca ticaretler dönmemeye başladı. Sadece gıda ve derman tarafı, ilaç tarafı çalışmaya başladı. Bankalar ve güvenlik tarafı, devletin ilgili organları çalıştı. Baktığınızda herkes evindeyken mal satamıyorsunuz. Herkes evindeyken restoranlar çalışamıyor. Herkes evindeyken giyim mağazaları çalışamıyor. Teknikalar çalışamıyor. Dolayısıyla bir gelir kaybı yaşanmaya başladı. Ekonomideki gelir kaybı bireylere doğru yansıdı. İnsanlar işlerini kaybetmeye başladılar dünyada. Ve buna ilişkinde
firmalar gelirlerini kaybetti. Ülkeler gelirlerini kaybetti. Ve her ülke kendi çapında kendine göre önlemler almaya başladı. Bazı ülkeler bunu çok sert ve net yaptılar. Bazı ülkeler birazcık daha yumuşak yaptılar ama her ülke kendince bir önlem aldı. Bu önlemler kapsamında biz bunu Mart ayının ilk başında başladığında Azerbaycan'da bir de petrol fiyatlarından kaynaklı bir, biliyorsunuz, ikinci bir yük bindi devletin üzerine. Hepsi bir araya gelince Azerbaycan'da da devlet bir önlemler paketi açıkladı. Bunda devletin önce diye bireylerin sağlığıydı. Bireylerin sağlığını korumak için sağlık sistemine öncelik verdi. İşte insanlara sosyal olarak gelir kaybı yaşayanlara Ekonomi Bakanlığı belli yardımlar yaptı. Arkasından zarar gören firmalara ve kurumlara yönelik bu hafta Merkez Bankası tarafından açıklanan önlemler paketi var. Bankacılık sistemine yönelik. Ekonomi Bakanlığı tarafından işte iş kaybı yaşayan veya işçilerine maaş ödemeyen firmalara ödenen destekler gibi destekli paketler açıklandı. Bunlar devletin çok güzel uygulamaları ve Azerbaycan, ben çok teşekkür ediyorum bütün Azerbaycan devletine ve yönetimine, çok erken önlemler alarak ülkenin hem sağlık tarafında hem de ekonomi tarafında çok ciddi zararlar görmesinin önüne geçildi. Bu dünyada da bir örnek oldu. Bunu ben Azerbaycan'da yaşayan bir insan olarak ve Azerbaycan'da iş yapan bir insan olarak her iki taraftan da, her iki kimliğimle de teşekkür ediyorum. Bu çok doğru zamanda atılan doğru adımlardı. Bankacılık sektörü ne yaptı? Bankacılık sistemi ne yaptı? Ve Ziraat Bankası ne yaptı? Birazcık da ondan bahsedeyim arz ederseniz. Devletin bu aldığı önlemlere karşılık devlet adım attıktan sonra zaten sistemin ve özel sektörün ve diğer bankaların da arkasından gelmemesi mümkün değil. Çünkü herkes devletin attığı adımı desteklemek zorunda. Biz de aynısını yaptık. Devlet özellikle tam bu pandeminin başladığı devirde bir de petrolü spekülatif bir şeyle döviz fiyatlarında bir yükselme beklentisiyle insanlar bankalara hücum etti. Devlet sağ olsun bütün kaynaklarını açtı ve bankalara çok net bir şekilde istediğiniz kadar para satın, biz bütün her şeyinizi karşılayacağız dedi ve karşıladı. Bu dönemde bizler sahada elimizden gelen her türlü şeyi yaptık. Devlet bize kaynağı verdi, biz sattık. Biz tabii ki devletin kaynağını sattık. Kendi cebimizden bir şey yapmadık. Ama sonuçta devlet kendi rezervlerinden belli bir miktarı insanlar üzerindeki sadece pandeminin yarattığı değil, döviz yükselecek korkusuyla da oluşan bir baskıyı ortadan kaldırmış oldu. Dolayısıyla ekonominin en azından o taraftan zarar görmesinin önüne geçildi. Bir diğer taraftan da devletin aldığı, açıkladığı bu paketler çerçevesinde bankacılık sistemi ve sektör adımlar attılar. Kredi yapılandırmaları, belli faiz indirimleri, güzeşler verildi. Biz daha Ziraat Bankası olarak devlet bu adımları atmadan önce, Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanlığı bu kararları almadan önce biz Türkiye örneğimizden de, dünyadaki diğer örneklerden de hareketle kendi bankamızda Mart ayının ortalarından itibaren kredileri yapılandırmaya başladık. 3 ile 6 ay arasında sürelerle insanlara ödemesiz dönemler, güzel dönemler verdik. Bu bizim müşterilerimize baktığımız aslında pencereyi de ortaya koyuyor. Biz müşterilerimizi sadece müşteri olarak görmüyoruz, partnerimiz olarak görüyoruz. Müşterimiz zorluğa düştüğü zaman aynı zamanda zorluğa biz de düşüyoruz. Dolayısıyla biz banka olarak bu önlemleri çok daha önceden, bir ay önceden aktif olarak attık. Şu anda hiçbir müşterimizin en ufak bir problemi yok. En ufak bir problem yaşayan müşterimizin problemini anında çözüyoruz. Bize ulaşması yetiyor veya biz zaten sürekli müşterilerimizle temas halinde olduğumuz için onların en ufak bir problemini hissettiğimiz anda daha gabakçadan önlemini alıp müşterinin o problemi yaşamasını engellemeye çalışıyoruz. Gerekiyorsa krediler veriyoruz. Gerekiyorsa ödemesiz dönemler veriyoruz. Bunlara ilişkin de devlet gerekli önlemleri aldı. Bu yapılandırmanın yasal tarafını doldurdu, arkasını doldurdu.
bu dönemde kredilerini ödeyemeyen insanlar, firmaların özellikle emkare kayıtlarının mesela işlenmeyeceği gibi. Bunlar çünkü çok ekstra dönemler. Bunlar pandemi devri dünyada 100 yılda bir kere yaşanan bir şey. En son 100 yıl önce 1918-1920'de İspanyol gribinde yaşanmış. Dolayısıyla bu her gün yaşanan bir şey olmadığı için her gün yaşanan politika problemleri normal şeyleri çözebilirsiniz ama olağanüstü dönemlerde yaşadığınız problemler olağanüstü önemli kararlarla çözebilirsiniz ancak. Sıradan bütün şeyleri çözemezsiniz. Devlet bunları yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. En önemli şey devlet ben buradayım ve korkmayın arkanızdayım dedi. Sosyal olarak insanların ceplerine para koydu. Bu çok önemli. Ekonomik olarak koydu. İpoteki kredileri insanların en kıymetli şeyi evidir. Ve yemeğidir canından sonra. Ev kredilere yönelik önlemler alındı. Ev kredileri ödeyemeyenlere güzeşler yapıldı. Ticari tarafta yapıldı. Bunlar zaman geçtikçe yeniler eklenecektir. Etkilenen sektörler belirlendi. İlk başta daha dar bir listeydi. Sonra daha geniş bir liste oldu. Daha hiç kimse bunu tam olarak öngöremiyor. Virüs öngöremediğimiz gibi bu virüsün ve bu pandeminin ekonomiler ve ülkeler üzerindeki etkilerini henüz öngöremiyoruz. Ne kadar süreceğini de kestiremiyoruz. Ama iyi niyetliyiz. Çalışıyoruz. Bankacılık sistemi iyi bir sınavdan geçti. Özellikle Mart'ın ilk haftasından başlamak üzere sonuna kadar geçen dönemde bütün banka genel müdürlerinin ve üst yöneticilerinin üye olduğu Bankalar Birliği içerisinde bir yapı oluşturuldu. Her banka genel müdürü kendi bankasıyla ilgili her türlü bilgiyi anında paylaştı. Bütün bankalar sektör birbirleriyle eşgüdüm içerisinde çalıştı. Bu çok önemli bir şeydi. Bu da sektörün ayakta kalmasının ve sağlam olmasının ve birbirine destek olmasının güzel bir örneğiydi. Ben Azerbaycan'da bu dönemin çok kısa sürede atlatılacağını, petrol fiyatlarındaki olumsuz etkinin de ülke ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de ülkeyi çok fazla etkilemeyeceğini, çünkü ülkenin yeterince rezervi var, ekonomi yönetimi çok doğru ve akılcıl kararlar veriyor ve en önemlisi de artık Azerbaycan sadece petrole dayalı bir ülke olmaktan çıktı, çıkmaya başladı. Bunu da her geçen gün görüyoruz. Tarım arazileri üretiyor. Artık gıdada kendi kendine yeten bir ülke haline geliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Gıdanız varsa her şeyi yaparsınız. Avni Bey, sır değil ki bu koronavirüs pandemiyası dünyanı değişti ve değişmeye devam ediyor. Biz değiştik, dünya değişti, bizim stratejimiz değişti, biznese bakışımız değişti. Bana maraqlıdır, siz bu post pandemiya dövründə o Ziraat Bank'ın strategiyasını necə görürsünüz və ümumiyyətlə sizə necə təsir edir? Siz necə dəyişmisiniz? Sizin dünyaya baxışınız necə dəyişdi? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bu pandemiya devri gerçekten insanların sadece evlere kapanmasını, kendilerini korumak için karantina altına alınmalarının ötesinde çok önemli etkiler yaratmaya başladı. Bunların başında artık insanlar şunu görmeye başladılar. Eski alışkanlıkların içerisinde çok da ihtiyaç olmayan, çok da aslında gerekli olmayan birçok alışkanlık varmış. Onlardan vazgeçmeye başladık. Bu bir. İkincisi, çok büyük binalara, çok büyük yapılara ihtiyaç olmadan dijital olarak da, elektronik olarak da bankacılık, mesela biz bankacılık yapabileceğimizi gördü. Şu anda Ziraat Bank Azerbaycan olarak işlemlerimizin %95'inden fazlasını dijital ortamda yapıyoruz. Hiçbir müşterimizin nakit para ihtiyacı olmadığı sürece bankaya girmesine ihtiyaç yok. Şubelerimizi 2-3 kişiye indirmiş durumdayız. O da bir kasiyer, güvenlik ve operasyoncu. Herkes uzaktan erişimle çalışarak bunu yapabiliyor. Demek ki bunun olabildiğini gördük. Bu belki birkaç yıl sonra Azerbaycan'da veya dünyada biraz daha yoğun olarak görmemiz gereken veya göreceğimiz bir şeydi ama artık bunu daha erken şey aldık. Şimdi Azerbaycan'da ve dünyanın her tarafında gördüğümüz şey şu. Bu koronavirüsün biliyorsunuz
Bir pandemi olmasının nedeni ölüm oranı çok düşük olmasına rağmen çok hızlı bulaşması, insandan insana geçmesi. Ondan dolayı insanlarda bir endişe ve korku var. Dolayısıyla bazı şeyleri öne al diyor. Mesela kronik hastalığı olan veya belli bir yaşın üzerinde olan insanların hastalıkları vücudunda etkili bir şeye, organa giderek etki ediyor ve onun ölümüne neden oluyor. Yani belki 8 yıl, 10 yıl veya 5 yıl daha yaşayacak insanı daha erken kaybediyoruz. Dolayısıyla bu aynı zamanda sadece insan hayatlarında, sağlık tarafında değil, aynı zamanda belki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra hayatımıza girecek bazı yenilikleri de daha erken hayatımıza girmemesini sağladı. Aynı etkiyi burada yarattı. O yüzden ben hani bunu pozitif olarak görüyorum. Artık şunu, tabii ki bunun bütün insanların, bütün toplumların, bütün devletlerin en kıymetli aktifi, en kıymetli varlığı insanlardır. Halktır, insanlardır. Bizim de Ziraat Bankası olarak en önemli aktifimiz çalışanlarımız, insanlarımız. Biz asla şunu söylemiyoruz. İşte biz personel çıkaracağız falan demiyoruz. Personel çıkarmak aklımız ucundan bile geçen bir şey değil. Ama artık o kadar hızlı personel alımları belki yavaşlayacak. Dijital olarak personelin yerine makineler alacak. Sadece bankacılıkta değil, birçok sektörde bu. Dolayısıyla belki devletlerin önüne başka soru işaretleri çıkacak. Burada insanların iş yerlerinden artık ihtiyaç kalmadığı tarafta o insanları nerelere yönlendirmeli? Devletler bunların artık belki sorularının cevaplarını aramaya başlayacaklar. Ama hiçbir şey artık eskisi. Ve bu mottonun ben doğruluğuna inanıyorum. Evet, eski alışkanlıkların bir kısmı geri gelecek. Bu alışkanlıklardan ve ihtiyaçlardan en önemlisini de, geri gelmesini istediğim en önemlisi de tekrar insanların birbirleriyle tokalaşabilmeleri, birbirleriyle görüşüp sarılabilmeleri. Büyüğümüzü, küçüğümüzü göremez, sarılamaz, ziyaret edemez hale geldik. O sosyal ilişkilerin tekrar eski hayatına geri dönmesi en önemli arzumuz. Doğa kendini geri kazanıyor. Doğada çok güzel değişimler yaşanıyor. Onu görüyoruz. İnsanın aslında doğaya ne kadar zarar verdiğini de bir kez daha görmüş olduk. Belki doğaya verdiğimiz zararı artık eskisi kadar vermeyiz. Bunun bilincine şey yaparız. Evlerde insanlar aileleriyle ve sevdikleriyle vakit geçirmeye başladılar. Okuyamadıkları kitapları, seyredemedikleri filmleri seyrettiler. Aile ilişkileri tekrar düzelmeye başladı. Bunlar işin pozitif tarafları. Ama dediğim gibi ekonomik olarak bu belli bir süre daha devam edecek. Ve ekonominin gösterdiği şekilde de aksiyonlar alacaktır her firma, her ülke kendine göre. Ama bu pandemiden sonrası için en önemli şey artık dijitalleşmenin ve teknolojinin insan ve toplum hayatında ve iş hayatında daha etkin olarak kullanılacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Ekser insanlar, Avni Bey, evde kal şuarına tabi olarak 24 saat haftanın 7 günü evdədirlər. Bu əsasən yaşlı nəsildir, gənc nəsildir və mən xahiş edərdim ki, siz hansısa bir reseptlə bölüşərdiniz ki, bunlar evdə qalarkən həm səmərəli, həm də maraqlı vaxtını keçirsinlər. Hansı məsləhətləri verə bilərdiniz? Şimdi ben her ne kadar her gün işe gelip akşam eve dönüyorum ama evde yoldaşım ve iki tane çocuğum var. Çocuğumun birisi 17 yaşında, 16 yaşında kızım. Oğlum da 13 yaşında. Dolayısıyla ikisinde eğitim dönemi. Ve dışarı çıkamıyorlar. Sıkılıyorlar. Benim onlara tavsiyem kendini geliştirmek için hobiler oluşturmaları. Bu insanların sadece çocuklar için değil. Evde duran herkes için geçerli bu. Yapamadıkları, daha sonra yaparım diye erteledikleri şeylere zaman ayırmaları. Aile içi ilişkileri geliştirmek için belki mesela ben kendi ailemden örnek verebilirim. Ben yoğun iş hayatından dolayı çocuklarımın büyüdüğü dönemlerin birçoğunu kaçırdım. Genelde eşim çocuklarla ilgilendiği için, ben dışarıda olduğum için maalesef
onların büyüdüğü dönemleri kaçırdım. Şimdi onlarla bir şeyler paylaşmaya daha çok zaman bulabiliyorum. En azından herkes bunu yapabilir. Dediğim gibi bu dönem insanların kendilerini hem aile ilişkilerini hem sosyal ilişkilerini hem de kişisel gelişimlerini tamamlamaları için çok doğru ve uygun, güzel bir fırsat. Bu nasıl yapılabilir? Artık internette her şeyin online'ı var. Online müze gezebiliyorsunuz, online zaten sinema seyrediyorsunuz, online dersler alabiliyorsunuz, online resim dersi alıyorsunuz, müzik dersi, online spor yapıyorsunuz. Yani her şeyin ekranın ucunda içerisinde bulmanız mümkün. Ama maalesef bir şeyi görüyorum ve çevremden de duyuyorum. İnsanlar bu dönemde daha çok sosyal medyalara, internete bağımlı hale geldiler. Bu büyük bir tehlike. Bir taraftan insanları bundan uzaklaştırmaya çalışırken aslında bunun da nedeni bir, evdeki geçirilen zamanın fazlalığından dolayı insanlar ona birazcık daha zaman buluyorlar. İki, insanlar meraklı, dışarıda ne oluyor diye merak ediyorlar, haberleşme ihtiyacı duyuyorlar, onun için kullanıyorlar. Zaten televizyonlar, gazeteler, onlar bir şekilde haber veriyorlar bize, haberlerimizi alıyoruz. Sevdiklerimizden de haber aldıktan sonra kalan zamanları, çünkü çok fazla bilgi kirliliği var, o kirli bilgilerle beynimizi doldurmak yerine kendimizi geliştirmek için, sosyal ilişkilerimizi geliştirmek için, aile ilişkilerimizi geliştirmek için bir şeyler yapmak için kullanmak lazım diye düşünüyorum. Bunun içerisinde en önemli şey kitapları, sayfaları çevirerek okumak. Dijital değil, gerçekten açıp yazmak, okumak. Eski alışkanlıkları, kalıcı olan, güzel olan, nostaljik olan belki bu. Her şey dijitalleştiği zaman belki güzel gibi görünüyorsa da bazı anlamlar yitiriyor. O anlamlar tekrar geri kazanmanın yollarını bulmak. Bence evde geçirilecek zamanlarda yapılması gereken şeyler bunlar. Ve en önemlisi çocukların şu anda eğitim dönemlerinde online dersleri var. Okullar kapalı ama online olarak eğitim devam ediyor. Zaten günün yarısı çocukların eğitimle geçiyor. Kalan zamanlarında da spor yapıyorlar. Yürüyorlar. Kapının önünde, bahçede yürüyorlar. Ve herkese bunu tavsiye ediyorum. Kendilerini geliştirsinler ve hareketsiz kalmasınlar. Mutlaka hareket etsinler. Teşekkür ederim. Avni Bey, sonunda sizden haiş ederim ki bizim Caspian European Club'ın üzvlerine müracaat ederdiniz. Uzunca süredir Caspian European Club'ın toplantılarını da fiilen yapamadığımız için o müracaatımızı bu dijital olarak yapma fırsatım oldu. Teşekkür ediyorum. Biz çok sık olarak bir araya gelen bir kulüptük. Business kulüptük ama maalesef bu devirde birbirimizden koptuk. Bu şu demek değildir ki bu kopma çok uzun sürecek. Bu yakında Azerbaycan'da her şey normal döndü. Bizler tekrar eski sosyal aktivitelerimize, ekonomik aktivitelerimize geri döneceğiz. Benim bütün üzüllerimizden haişim şu. Öncelikle devletin insan sağlığı, toplum sağlığı için ortaya koyduğu ve uygulamaya çalıştığı karantin kaydalarına ve sokağa çıkma kurallarına lütfen uysunlar. Bu bizim sağlığımız için. Ne kadar çok insan bunu uyarsa biz o kadar az evde kalacağız. O kadar çabuk bir bela bitecek ve dışarı çıkabileceğiz. Eski günlerimize geri dönebileceğiz. Asla bana bir şey olmaz diye düşünmeyin. Ben dışarıda görüyorum. Herkes sanki hiçbir şey yokmuş, virüs yokmuş gibi davranıyor. Ama hastanelerde doktorlar, hemşireler, sağlık personeli gece gündüz insanları hayatta tutmak için uğraşıyor. Şükür ki Azerbaycan'da bu sayılar çok düşük. Ama başka ülkelerde çok büyük sayılar. O yüzden biz sağlık çalışanlarının, devlette sadece sağlık çalışanları değil, güvenlik çalışanları da, güvenlik birimleri de aynı şekilde. Devlette bakanlıklar aynı şekilde. Herkes çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Herkesin hedeflediği tek şey var. Toplumu bir an önce eski sağlıklı günlerine geri kavuşturmak. Bizlerin de Caspian European Club'ün üzlerinin de yapması gereken, onlardan beklediğimiz devletin açıkladığı bu rejime harfiyen uymak. İkincisi, ekonomik olarak bu zor bir dönem. Evet. Ama geçecek,
geçmişte böyle dönemde çok yaşandı. Bu sadece bırakın ekonomik bir zorluk olarak kalsın. Sağlık tarafı çözüldükten sonra ekonomi kendini toparlayacaktır. O yüzden ekonomik tarafta devlet ve ilgili kurumlar zaten adımlar atıyor. Bizler sadece üzerimize düşen vatandaşlık görevini görüp devletin koyduğu kurallara uyalım. Ve ekonomik olarak ben son bir kez daha bir şey eklemek istiyorum. Azerbaycan'da güçlü bir yönetim, güçlü bir ekonomi durum var. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Azerbaycan kaybolan günleri ve kaybolan şeyleri berpa etme gücüne sahip ve bunu edecek. Ve Azerbaycan'da çok çalışkan bir insan gücü var. Çok çalışkan bir ticaret erbabı var. Bu insanlar ilk fırsatını bulduğu anda dünyaya yine eskisi gibi mal satacaklar. Yine çalışacaklar, üretecekler. Azerbaycan devletiyle, milletiyle, halkıyla güçlü günlere ve daha sağlıklı günlere kavuşacak inşallah. Teşekkür ederim Avni Bey. İnşallah. İnşallah her şey düzeler, yakşı olar. Size teşekkürümü bildiririm. Bugünkü online seyir forumda iştirak ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı bana verdiğiniz için. Bu sayede hem sizinle hem de Kasmen European Kulübü'nün üzleriyle bir buluşma imkanı yakaladık. En kısa sürede fiilen de buluşmak, yine eski CEO lançlarımızı, forumlarımızı yapmak üzere, buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Ve her online CEO forumun sonunda ben ellerimiz bitleyirim. Ve hamını çağırırım ki bu kaydalara riayet etsinler. Ben de aynı şekilde spritleyeceğim ve ben lütfen insanların maske takmadan dışarıya çıkmamaları gerektiği konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Siz kendinizi değil başkalarını korumak için maskelerinizi takın lütfen. Bu maske sizi de koruyacak aynı zamanda. Teşekkür ederim Arnim Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ve sizlere müracaat ederek ben bir daha size teşekkürümü bildiririm ki evde kalırsınız, pozitif olursunuz, kitap okuyursunuz, yeni filmlere bakırsınız ve her zaman yadınızda kalsın. Hiç zaman unutmayın ki biz birlikte güclüyük. Növbəti online seyir forumlarda görüşme ümidiyle sizinle sağollaşıram. Sağ olun, gelen görüşlere dek.